Alyamasa ve Yorubun, barca-barcalarınız ya, salam aleyküm. Sizler Faruk Zotkan'ın tamışı kormaktasız ve ben sizler bilen kardım gidey, Faruk Rahmanov. Bugün Koreyas Dili'de cüdayım kızıqarlı bölgen derslerimizin sizler bilen devam ettiremez. Eğer siz kanalımızda patpisat sakılmayan bulsanız, hazırın uzunda patpisatı tükmesi ve kongurakça tükmesini boz işini unutmayın. Zero Koreyas Dili'deki en yangi derslerimde en birincilerden bilip bölüp, en birincilerden bölüp bilip borçingizini istep kalgen bolar edim. Ve bizning Telegram kanalımızga abone bo'lishni unutmayın. Zero u yerda en sonki yangiliklar ve qiziqarli bo'lgan o'yinlar ve turli xil bo'lgan kitoblar, elektron kitoblar yani o'sha kitoblarni tashlab boraman. O'zlaringizga bemalol yuklab olib foydalanishingiz mumkin. Agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, video so'ngida like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlashingizni iltimos qilib qolgan bo'lardim va biz ketdik. Demak, azizlar, birinchi bo'lib sizlar bilan Koreya sanoq sistemasida soatni qanday aytilishini o'rganib o'tamiz. Demak, soat qanday aytiladi? Qanday aytiladi? Demak, soat qanday aytiladi? Biz o'sha 13-chi, 14-chi darslarimizda Koreya sanoq sistemasi va Xitoy sanoq sistemasini sizlar bilan birgalikda o'rganib o'tdik va endi biz bemalol sanoq mavzusidagi gaplarni bemalol tuza olamiz. Demak, diqqat bilan qarab turing va diqqat bilan eshitib turing. Qarang. Demak, si bu vaqt, pun bu minut. Endi bu nima degani? Si bu soat, pun bu minut. Ya'ni siz masalan 9 dan 21 daqiqa o'tdi yoki bo'lmasa 8 dan 35 daqiqa o'tdi demoqchi bo'lsangiz, siz mana bu, demak, soatga Koreya sanoq sistemasini qo'yishingiz kerak. Koreys, mana kod deb qo'yaman. Koreys sanoq sistemasini qo'yishingiz kerak. A minutga esa Xitoy sanoq sistemasini qo'yishingiz kerak. Xitoy sanoq sistemasini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Demak, do'stlar, sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Demak, soatga, ya'ni 9 ni Koreya sanoq sistemasidan olib yozamiz. Minutni esa Xitoy sanoq sistemasini yozamiz. Masalan, 2 dan 5 daqiqa o'tdi demoqchi bo'lsak, nima deb yozamiz? Avvalambor shuni aytib o'tishim joizki, bir nechta o'sha Koreya sanoq sistemasidagi bir nechta sonlar o'zgarib ketadi. Ya'ni bir nechta harflar tushib qoladi bu yerda. Ya'ni bularda hanam so'zi han so'ziga aylanadi. Yoki bo'lmasam tul, ya'ni 2, bu 1, bu 2, tul, ya'ni 2 so'zi tu ga aylanadi. 3 bu yerda set deb yozadi, set deb o'qiladi. Buni qoidasini sizlarga o'tganman albatta. Demak, se ga o'zgaradi. 4 esa net, ya'ni ne ga o'zgaradi. Demak, sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Hana bir son han ga o'zgaradi, tul 2 son tu ga o'zgaradi, se 3 son se ga o'zgaradi, 4 net soni ne ga o'zgaradi. Demak, endi qarang. Biz 8 dan 2 daqiqa o'tdi yoki bo'lmasa 8 dan 20 daqiqa o'tdi yoki bo'lmasa 2 dan 35 daqiqa o'tdi yoki bo'lmasa 2 dan 15 daqiqa o'tdi desak qanday yoziladi? Masalan, 2 dan 15 daqiqa o'tdi. Demak,
tu mana kare sanoq sistemasi bor. Tu si 22 daqiqa o'tdi. Ishib i pun mana 2 soat 20 uzr. Ishib 22 daqiqa. Ishib i pun. Ya'ni 22 2'den 22 dakika öttü. Ben sizler bir çırağı bol diyeceğim bir tamam. Tuşi işi tun. Demek 2'den 22 dakika. Man. Bana bu şey bilgi yapmayayım ben. Bana sizler bir çırağı bir bol diyeceğim. Ümit tamam. Demek ne kadar yapmaz? Kare sınav sistemasının kursatışta saatlerde soatlarni ko'rsatishda Kore sanoq sistemasidan foydalanamiz. Minutlarni ko'rsatishda esa Xitoy sanoq sistemasidan foydalanamiz. Demak, tu, si, isit, i, puningda 2'dan 22 daqiqa o'tdi. Demak, ana shunday bo'lsa 2'dan 22 daqiqa o'tdi. Demak, 2'dan 22 dakika öttü. Dostlar, sizlerge tüşünerli boldı degen kimik de ben. Demek videoyu bizden fazla duymasını bozup yazalım. Endi sizlar bilan biz 2 yarim, 3 yarim, 4 yarim, 5 yarim, 6 yarim so'zlarini o'rganamiz. Bu juda ham oddiy. Demak, diqqat bilan qarab turing. Bu yerga Kore sanoq sistemasini yozamiz. Kore sanoq sistemasidagi sonni yozamiz mana. Va si pan. Pan degani bu so'z, pan so'zi yarim ma'nosini bildiradi. Demak, mesela biz 3 yarım demokrasi olsak kanay olur. 3 yarım. Yani yarım manosunu bildir adı. 3 yarım. 3 yarım. 3 30. Yani 3 yarım. 3'ten 30 dakika oldu. Yani 3 yarım. Kanay olur. Demek yazarız. Se man. Kıskatma bu yanı için se si si pan. Demek 3'ü 30 3'den 30 dakika 30 dakika 30. Yok ki olmasa 3 yarı 3 yani deb tarjima qilinadi. Demak sizlarga yana bir marta tushuntirib o'taman. Demak, yarim, ya'ni 3 yarim, 4 yarim, 5 yarim, yarim so'zini aytmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Mana bu yerga Kore sanoq sistemasidagi sonni qo'yamiz va shippanni, shippa so'zini qo'shib qo'yamiz. Demak, 3 yarim so'zini yozmoqchi bo'lsak, biz 3 ni qisqartirgan holatda bo'ldi. Se shippa. Yani 3 30 3 yarım yoki 3'ten 30 dakika o'tdi degan ma'noni yasay olamiz. Demak videoyingizni pauza qo'ymasdan bo'lsa, ushbu qo'shimchani ham yozib oling. Kattaroq sonlarni yozishni o'rganamiz. Ya'ni 4500, 10.5, 10.500 va 3800 va hokazo bo'lgan raqamlarni yozamiz. Demak, avvalgi darsdan sizlarga ma'lumki, chon, bu, ming, man esa o'n. Endi 100 ming
simma 100 ming. Demek endi biz yasamoqchimiz 3800 raqam. 3800. Qanday yasab? Diqqat bilan e'tibor bering. Bizda 3 raqami san. San. Ming soniyasi chon. San chon. 800. 8. Uzr, mana bu yerda 100 sonini ham yozib qo'yaman. Mayli, 100. 100 sonini o'zida kichkina son. Tak. Demak, 3800. San chon 3800. 8 bizda Xitoy sanoq sistemasi bo'yicha pay. Tak. Mana sizlarga 3800 yasadim. San chon pay tak. Ya'ni 3800. Ushbu yuqori sonlar, ushbu miqdori katta bo'lgan sonlar nimaga ishlatiladi? Ko'pincha dialoglarda, topik testlarda narxlarni aytganda 1 kilogram olma qancha turadi deganda, masalan 2500 won yoki bo'lmasa 3800 won yoki bo'lmasa 4700 won atrofida yo'shnaqa gaplarda aynan ana shuni bo'lgan sonlar keladi. Demak, biz endi sizlar bilan yasamoqchimizki 10950 sonini yasamoqchimiz. 10950. Agar diqqat bilan e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, xuddi o'zbek tilida qanday yasalsa, sonda koreys tilida ham xuddi shunday yasaladi. Va shuning uchun ham koreys tili va o'zbek tili grammatikasi 70% bir-biriga o'xshash. Demak, qarang. 10500. 10000 bizda man. Man. 10000. Uzr, 10950. Gu. Tek 950 o ship man. Demak, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Qarang. 10950 man gu pek o ship. 10950. Demak, sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Videoingizni pauza tugmasini bosib yozib oling. Endi sizlar bilan koreys sanoq sistemasida, umuman koreys tilida qanday qilib oila aytilishini o'rganib o'tamiz. Demak, agar o'tgan darslarimizni ko'rgan bo'lsangiz, Xitoy sanoq sistemasida, Xitoy sanoq sistemasini umuman yaxshi o'zlashtira olgan bo'lsangiz, ushbu dars sizga juda ham oson bo'ladi. Ushbu darsni o'rganish unchalik qiyin bo'lmaydi. Demak, qarang. Diqqat bilan e'tibor berib turing. Demak, men Xitoy sanoq sistemasida sanashni boshlayman. Il. I. San. Sa. Ko. Yu. Demak, il, i, sam, sa, o, yu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xo'sh, yu. Til. Pal. Go. Ship, ship, in, yani 11, ship, in. Şimdi sizlere hazır olun, savol tug'ilishi mumkin. Nega biz 12 gacha sanab oldik deb sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Negaki
Koreys tilida oylarning aytilishi, ya'ni oylarning aytilishi mana bunday bo'ladi. Birinchi oy, ikkinchi oy, uchinchi oy. Ya'ni birinchi oy, ya'ni yanvar ni aytish uchun i rol. Bu yanvar degan. Yanvar. Tushunarli bo'ldi-ku, umidvorman. Yanvar i rol. Fevral samvol. Demak, bu yanvar, fevral, bu mart. Samvol, mart, samvol. April, oğul, oğul, yani bu bizde may, 5. ay may, 6. ay iyun, yuk, oğul, demek bu bizde iyun. Demek dostlar sizlerle düşünürlük böyle yaptı degan umid qilaman. Yani yanvar, fevral, mart oylari umuman koreys tilida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi oy deb aytiladi. Ya'ni iyul, iyul, samvol, savol, ovol, yukvol. Qolganlari ham xuddi shunday davom etadi. Ya'ni tilvol. Tilvol, ya'ni iyul. İyul, parol, parol. Avgust, yani 8. ay bizde, topa, bu avgust. 9. ay, guol. 9. ay, bu sentyabr. Sentyabr. Demek, sipol, 10. ay bizde, oktyabr. 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 Sip ir vol. Demek 11. ay noyabr. Sip ir vol. Sip iyul. Va nihoyat bizda 12-chi oy dekabr. Demak, yozuvlarim hammasi ko'rinyapti degan umiddaman sizlarga. Demak, bizda matika o'sha javob tayyor, ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 shu sonlarga vol, ya'ni oy so'zini qo'shsak, 1-chi oy, 2-chi oy, 3-chi oy, ya'ni o'zbek tiliga yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Ya'ni iyul, iyul, samvol, savol, ovol, yukvol, tirol, parol, guvol, sipvol, sipiyul, sipiyul. Demak, talaffuzimga ham yaxshi e'tibor bergan bo'lsangiz, bu oyni, ya'ni koreys tilida oyni yodlash sizlarga unchalik ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Demak, videoyingizni pauza tugmasini bosib yozib oling. Endi biz koreys tilida sanani aytish, ya'ni 2006 yil 28 aprel yoki bo'lmasa 2021 yil 29 aprel degan sanalarni koreys tilida aytishni sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Demak, koreys tilida sanani aytish. Endi koreys tilida shunday ketma-ketlik bor. Birinchi yil keladi. Yil keladi. Ikkinchi bu oy keladi. Oy. Uchinchi bo'lib kun keladi. Xuddi ana shunday tartib
de yazıladı. Mesela 2006 yıl 28 April. Bizde ise ne var bu kere? 2006 yıl bizde birinci kun bana büyüdü. 2006 yıl kun bana büyüdü kiladı. Akularda aksa, ay birinci kun ise ahirge orunda yazıladı. Mesela 2021 yıl 30 April de yazmakçı olursak kandayı yazarız. Mesela 2021, yani 2021'de birinci son kurulmuştu o zaman. Yani İçan İşip İl Nyon. Nyon bu bizde yıl. Nyon bu bizde yıl. 2021 yıl 30 April. Demek 30 April. April sanası bu bizde 4. ay. Sağol. Özür. 4. ay. Sağol. Birinci rakamlar bilen kiyil. Bitti bitti söz bilen yazıp çıkam. Şunlar gibi burada şöyle. 2021 yıl. Çon işip ilnyon. Sağol. Kun. 30. April. Sam şip il. Demek bizde il bu kun bana. İl war neon. Demek neon bizde bu yel. Neon bizde bu yel. Demek war bizde bu ay. War sözü bizde ay ve il sözü bizde kun. Degan ma'nolarini bildiradi. Demek yil, oy, kun. Sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi buni hozir tavza qilib yozib oling va mana hozir uchramanda bitta so'z bilan sizlarga yozib ko'rsatdim. Qanday o'qilishi, ushbu qanday aytilishini sizlarga bitta yozib ko'rsataman. Demak, videongizni pauza tugmasini bosib yozib oling. Sizlar hozir bitta sizlarga yozib ko'rsataman. Ya'ni min bu bizda chon 2 i chon i ship il nyon. Nyon aslında şu başka renkle yazıp koyamış şu rakamlar kuzge taşlanıp tursun degan maksat. Yani i chon i ship il nyon. Yani 2021 yıl bizde hosil bo'ldi. İçon işip ilnyo. Demek 2021 yıl. Demek sa vol 4. ay yani April ayı ve samşit il yani 31'den şuna yazıp koyupman kızım bana verge bana 31 April de yazdım 31 April şimdi yazalım bana bana verge samşit samşip il 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 ana. Yani dostlar hozir aytishingiz mumkin oxirida ikkita il bo'lib qoldi. Doğru. Xuddi shunday bo'lib qoladi koreysada. Demek
2020 yılının yani 2021 yıl Saul 4 demek April ayı 31 deyip okula. 31 yani 31 günü. Yani 31 April 2021 yıl degan ma'noni bildiradi. Demak do'stlar, bugungi darsimiz sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bu yozuvimizni videoingizni pauza tugmasini bosib yozib oling va uyda ko'proq o'sha yillarni, sanalarni yozib, masalan 1995 yoki 2002 masalan o'zingizni tug'ilgan sanalaringizni yozishni uyda ko'proq mashq qilsangiz, ushbu koreys tilidagi o'sha yillarni aytish, sanalarni aytish sizlarga keyinchalik umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Demak do'stlar, bugungi mavzumiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Demak, agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin albatta. Va bundan tashqari agar kanalimizga podpisatsiya qilmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini ham bosishni unutmang. Bundan tashqari Telegram kanalimizga kirib, u yerda ham qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni va kanalimiz haqidagi eng so'nggi ma'lumotlarni, eng so'nggi darslar haqidagi ma'lumotlarni Telegram kanalimizda ham bilib borishingiz mumkin. Demak do'stlar, sizlar bilan Farovzod kanali va men har doimgidek Farov Rahmonov bo'ldim va kelasi darslarda sizlar bilan ko'rishguncha, hay, sog' salomat bo'ling deb qolaman.